ekip olarak Karadeniz Türkü topluluğuyla il il dolaşıyoruz. Batum'a gittik, Hatay'a da gittik, İstanbul'a gittik, Ankara'nın birçok yerinde çok değişik konserler verdik. Bizimle, hiç bizi bırakmayan, bizimle olan şefimiz, kendisi her ne kadar Kırşehirliyse de artık bizden biri oldu. Kartımızı çekiyor diyelim. Biz onun, o da bizim kartımızı çekiyor karşılıklı. Evet. Tamam. Pazarda ilk defa zannediyorum böyle bir etkinlik oluyor. Burası da yeni olduğu için. Ama çok yakıştı. Arzu ediyoruz ki daha devamı da gelsin. Yani karşı ilçemiz olan Ardeşen'e gidiyorduk. Artık biraz onlar bize, biraz biz onlara. İnşallah daha da güzel şeyler olacak. Umut ediyoruz bunu. Çünkü belediye başkanımız çok istekli. Ankara'da biz onun yaptığı toplantılara da hep katıldık. Gelen birçok belediye başkanından bizimki çok daha arzulu, istekli ve istediğini ele geçirmek için büyük çaba sarf ediyor. Gerçekten bu anlamda çok şanslıyız. Daima destek olmak durumundayız. Burada yola çıkarken kolay değildi büyük bir ekibi Ankara'dan buraya getirmek. Ancak sağ olsun Hasan Kartal, İş adamımız Hasan Kartal, yine buralı Meltem Banko, Damla Pastanesi sahibi, sonra Selahattin Bal, sonra abilerimiz, hepsi bize destek oldular ve arzu ettiğimiz, gönlümüzdeki dileğimizi yerine getirdik ve buraya geldik. Diyeceksiniz ki niye uzatıyor bu kadar lafı, hocamızı bekliyorum da zaman kazanıyorum ben bu arada. Anladım zaten. Evet. Başkanımız da geldi sağ olsun. Ankara'daki Rize günlerinde kendisinden sözünü aldık. Dedi ki söz oradan çıkar. Ne demek dedi. Bugün buradayız. Ben size çok teşekkür ediyorum Başkan Başkanımıza. Evet. Hazır mıdır acaba Abdullah hocamız? Anons edeyim mi kendisine? Geliyor mu? Olur. Başkanım. Kelam ederseniz hem bu süreci geçiririz, hem de şöyle aramızda grup dağılmadan böyle tam taze ekleyen güzel bir resim alırız sizinle. Bu sebeple sizlere hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Evet pazarlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Rize günleri de bu muhteşem bu programı görünce davet ettik, geldiler sağ olsunlar. Dediler ki bunları görünce buradaki pazarlar her hafta cumartesi günleri canlı yayın yapalım dediler. Ama sizlere söz veriyorum. Yazları burada açık sinema şu anda hazırlattırıyorum. Her cumartesi haftanın her gün açık sinema olacak. Açık sinemayı hep beraber yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz efendim. Canlı müziğe sıra gelince onu söz vermiyorum. Çünkü burası bir sosyal tesis. Her akşam bu şekilde kapatırsak bu sosyal tesis tepe takla gider. Ondan sonra bir daha bulamayız. Doğru mu? Ama böyle cumartesi günleri yapacak bir program yerleri muhakkak yapacağız. Pazar bunu muhakkak kazandıracak. Sizlere söz veriyorum. Evet pazarlar. Sizleri seviyorum.
hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Burada ben sahne alacak mıyım? Şarkı söyleyecek miyim? Önce ben sizi bir dinleyip güzelsin katılacak. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi şefimiz Sayın Abdullah Gündüz teşrif ediyorlar. Buyurun sizler efendim. Merhaba arkadaşlar. Ben efendim bugün gün diliyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu akşam pazarlara Rize'nin birbirinden güzel olduğunu umduğumuz türkülerle oluşan bir demet program. Arkada oturmayın. Ben çok sert bir şefim, haberim olsun. Türküler sırasında cep telefonuyla konuşmak, yanındaki birileriyle konuşmak falan yasak. Sadece ne serbest, dediğiniz türkülere katılmak ve eşlik etmek istedim. Hatta mecburiyet. Efendim şimdi Karadeniz Türkü Topluluğumuz bizim 16 yıldır Ankara'da Rize ve çevresinin türkü bağlamındaki kültürünü farklı farklı bölgelerdeki insanlara tanıtmak ve onlara sevdirmek bahanesiyle yola çıkmış olan bir topluluk. Hiçbir arkadaşımız profesyonel değil. Her yorumun farklı farklı işi var. Kimi pastacı, kimi hastacı, kimisi baş tacı. Çok değerli arkadaşlarımız. Ama haftanın bir gün iki saat çalışarak Karadeniz türkülerini, tabii de Karadeniz türküleri başlamak üzere Rize türkülerini dinleye çalışan arkadaşlarımız. Bu akşam da sizlere Rize türküleri olacak. Böyle bir saatlik bir program yapacağız. Bizim asıl programımız yarın akşam saat 19'da Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin kampüsündeki salonda olacak. Orada iki bölümde oluşan çok güzel eserler, farklı farklı eserler. Samsun'dan Afrin'e kadar olan bölgedeki ünlü insanlardan derlenen Türkiye'de oluşan bir program sunacağız. Oraya da hepiniz davetlisiniz. Herhangi bir para bir söz konusu değil. Bugün burada bir kavası ortamda bir program yapacağız. Ama sessizce dinleyeceğinizi ümit ediyorum. Telefonlarımızı falan da kapatıyoruz. Koronuz yerini almış. Normalde 7'de başlıyorduk. Ben daha içeride giyinirken anons geldi. Vallahi kravatımı bile bağlamadım. Olsun böyle de yakışıklı. Hemen programımızın ilerleyen dakikalarda yani değerli Miami'ye yönelik protokole yönelik arkadaşlarımızla hocalarımızla bir toplu fotoğrafta çekileceğiz. Efendim şimdi ilk türkümüz kimdir? Efendimden alınmış. Remzi Bekar tulum sanatçısı. Rize'de biliyorsunuz. Türkiye'de ilk tulumu bırak oynama, hiçbir şeyle oynama. Lütfen yerine otur, geç. Remzi Bekar, Türkiye'de ilk tulumu uluslararası nitelikte hem Türkiye'ye tanıtmak hem de uluslararası boyunda tulum çarpısını tanıtan bir değerli abimiz. Allah ona uzun yıllar artık İstanbul'da yaşıyor. Tanıyor musunuz Remzi Bekar'ı kaç kişi tanıyor? Güzel. Ondan sonra güzel bir türkü. Güzel yanlış gidersin, o yol bilmez yani. Thank you.
Efendim şimdi yine Remzi Bekar'dan derlenen bir başka türkümüz var. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz onu. Hem Şin Yaylalarında, Ama bunu hep beraber yapıyoruz. Tabii ötekini belki bilmezsiniz ama bunu hepiniz biliyorsunuz. Kur'an bilgi var şu an. Hem Şin Yayla. Ben şimdi
Karadeniz'in yakıştırdığı çok değerli bir sanatçımız geliyor huzurlarınıza. Efendim, Nizamettin Çiçek. Sadece kurumla seslendirecek. Efendim, türkümüzün adı Aykiri Yolcu. Şimdi bu türküde geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz, çok değer verdiğimiz, bizim de ben de çok samimi arkadaşım, Emin Yağcı, rahmetli anladım. Ondan alınmış olan bir türkü. Evet. Aykiri Yolcu diye bir türkümüz var. Nasılsın?
Duman'ın beraber diyecek. Hatırladım ya, korkuyor ağzına. Her ellerinde birer korkuyla geliyorlar. Efendim Duman'ın derelere, verdim senelere, olsun kolların kemer, o incecik derelere. Ya şurası çok güzel. Ben çok hoşuma gidiyorum. Şşş, konuşma, kenarınıza konuşma. Everit dere içi, otlar koyunla keçi, kesme şekere benzer yarım ağzının içi. Bu türkünün güzelliğine bak. Vallahi billahi. Bak hiçbir memlekette böyle evet, şu betimlere bu güzel benzetmeye bak. Mükemmel. Benim zamanımda kesme şeker çok değerliydi. Bizim çocukluğumuzda. Henüz daha memleket işte ne bileyim işte İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş ama yokluk var. Yani kesme şeker kaç tane kilit altında kesme şeker. Kayseri kesme şeker. Tuhal'ın da vardı ama Kayseri'ninki biraz daha ince. Tuhal'ınki böyle kübük bir şey. Ortaya bir kesme şeker attıklarında üç çocuk birden atlardık. Sen yiyeceğim, ben yiyeceğim. Şimdi çocuklara çikolata veriyorsunuz, yemiyorlar, yüzüne bile bakmıyorlar. Yani memleket nereden nereye geldi? Bu bir gelişme midir? Yoksa savurganlık mıdır? Onu da ayrıca değerlendirmek lazım dedi diye düşünüyorum. Evet, ben yiyorum. Karadeniz Kültür Sanat Derneği evet, tarafından hazırlanan evet, sunumu izliyorsunuz. Evet, Rize ve Karadeniz Kültür Sanat Derneği tarafından hazırlanan programı Rize evet, Rikard adı altında geçiyor.
Evet, bu denklem altında çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bugün buradalar. Evet, Sayın Belediye Başkanı İşe Çakır tarafından davetlisi olarak geldiler. Program Pazar Belediyesi sosyal tesislerinde devam ediyor. Hasan Sözleri'yi tanıyanlar mı? Daha doğrusu tanıyan var mı diyorsun? İki kişi tanıyor. Vay be, en yaşlısı mısınız? O da bir iki kişi sen kaldırdı. Hasan Sözleri bir defa bize niye yetiştirdiği çok değerli bir kemençe sanatçısı, ses sanatçısı. Dünya kadar türküsü var ondan anlamadım. O kadar çok şey, bilinen türkü var ki. Hasan Sözleri ayrı olduğunu bilmiyorum. Onun ayrıca dünya kadar da bestelediği şarkıların Zeki Müren'den bilmem kimine kadar okumuş öyle bir şeyler. Çok da sosyal bir adam. Ankara Radyosu'nda. Cemile Cevher Çiçek'i tanıyor musun? Evet. Yani o da şey. Ondan sonra var. Benim Perde'de hem İstanbul'da hem de Ankara'da Karadeniz Türk'ü toplulukları kurarak Cemile Cevher gibi bir cevheri ortaya çıkarma noktasında büyük başarı sağlamış olan bir adam. Şimdi ondan anlam bir türkü seslerimiz yazacağım size. Kiremide su düştü. Emine mermide düştü. Emine kuş muydu? Aslı boynunu düştü. Onun boynasından da düştü. Kayıp da yere düştü. Ben de uydururum. Ha, hep sen uyduracaksın değilsin. Ben de iyi atmaz şeyler biliyorum. Evet. Fenerbahçe'ye düştü. Ama ben daha sonra bir gün akşam bizi perişan ettim. Tamam. Krem de sunuştu. Ben de mi? Gözünüz bende olsun.
öyle sağda solda kim gelmiş, ben matraman bilmem bir köyde, orta köyde kim gelmiş diye bakmayın. Böyle gözüm bende olsun, kulaklarınız sanık olsun diye. Sizler de öyle, bana bakın, ben ara sıra size kasım diyorum. Buna göre. Anşa, niye Alper'in olsun diyorum, sen böyle bakın. Bana bakacaksın, sen Alper'in olsun. Evet. Anşa benim çok eski öğrencim. 100 yıl önce. Ayşe ortaya çıkardım. 100 yıl önce değil. 100 yıl değil. Her 100 yıldan böyle 75 yıl düşün. Ben o kadar Türkleri yaşadım. Ayşe beni çok sevdi. Türk Telekom'da uzun yıllar Fethi'yle beraber çalıştım. Sonra o sırasına sahip oldum. Ama çok güzel bir sesi vardı. Şimdi ben tercüme edeyim, diyor ki bana Lazca konuşuyor. Sizi burada görmek büyük bir mutluluk. Sizi gördüm diyor, yaşım 20'ye indir diyor. Evet. Ben böyle bir şey Lazca konusu da, ama dedim ki ben Lazca değilim ama Lazca'yı da burada öğrendim ben. Evet, ben de tercüme edeyim size. Efendim şimdi sırada ne var bakalım. Ben yine çok sevdiğimiz bir türkü. Son zamanların hoş türkülerinden birisi. Olsun Rizeli değil ama Trabzonludur kendileri. Böyle Rizeli sayarız. Ünal sağlam seslendirecek. Denizde garanti var. Acaba kayıp mıydım? Ben özledim yavrumu. Ağlasam ayıp mıydım? Ulan sadece kadınlar ağlamaz, erkekler de ağlar. Erkekler ağlamaz diye eskiden bir film var. Benim satılmaz. Ama olsun. Erkeklerin de ağlaması lazım. Ağlayacağım çok güzel günler var. İnsanın için boşuna nasıl ağlamıyor? Ayıp mıydı? Ben ağlasam ayıp mıydı? Yine aynı sözler ama hayır ya. Bunun melodisi var.
İkisini anlatarak üzerine çok koydum ki kafanız kaynaşsın diye. Evet. Hemen şimdi okuyor, şey yapıyor. Cihan, ne bir yanıta geliyor? Cihan, şuna gel. Gönlüm Cihan. Emine var mı? Kaç tane Emine var? Aha, Emine. İki tane Emine var.
Şimdi Karadeniz sıkralarını anlatırken temelin birisini bil. Ama eskiden temel sınıf alırmış, temel cemal. Şimdi hiç temel cemal görmüyoruz. Kültürü temelinde yıktı. Çok çirkin isim hocam, temeli ne yapalım? Temel mi? Çirkin isim, temel mi? Şimdi ne yapıyorsunuz, ne koyuyorsunuz? Mustafa Kemal koyuyor. Ali Mehmet Bey, usul onlar ne isim daha başka? Mehmet Bey, Nazi Çirkin'e gelin. Neyse, tamam, peki. Şimdi okuyacağımız öykü, Derenin kuyuları. Evet, şimdi sağ ol, Mustafa Kemal koyacak. Mustafa Kemal'da çok. Uyu sevdiğim, uyu. Sevdalı kuyuları, Ayşe Hanım'a. Gel konuşalım, öyküler yiyelim. Şu güneşin bakışına bak. Şu memleketin güzelliğini görelim. Hani böyle fotoğraflara gelen böyle fotoğrafını falan böyle çekiyorlar ya. Yani memleketimizin kıymetini bilin. Bak, onu söyleyeyim. Bilin. Denizimizin kendi sütüldüğünü, hayranlarımın içeri geçip durduğunu, dün şeye gittik, Aydır'a gittik, ne hale getirmişsiniz burayı. Bundan 100 yıl önce ben geldiğimde hiç öyle değildi. Biz buradan koyunları, sıyırları alırdık. Sabah bir çıkardık, sabah ezanıyla birlikte. Gecenin bir yarısı varırdık oraya. Tam ayrılır, yarı geniş değil. Hakikaten öyle ya. Ama mükemmel o zaman ki güzel hayal olsun. Evet. Yabancı da değil. Evet. Şehirde aydır var. Şimdi gittim ki o iş parmasındaki gibi değil. Valla gördüm çok çirkin. Onu söyleyeyim. Her şey para değil. Hiçbir şey para değil. Bak. Hayatta bir daha daha gelir misiniz bilmiyorum. Geleceksiniz mutlaka. İmanın şartlarına bak. Hani veba ufağa dönmek diyor ya. Öldükten sonra yerine verileceksiniz. Tamam da. Önce şurada peşin olan da şeyin kalemini çevirdiğim gibi. Bizim Bektaş'ın dediği. Şu önce bir peşin olan yaşayın. Bunları öldürmeyin. Bu tarafta ne olur ne olur. Var mıdır yok mudur? Valla tam olarak bilemiyoruz daha. Ama hiç olmazsa bugün burada bence var olanı yaşayın. Onun için de onlara göstereceğim doğruyu. Bu sosyal mesajdan sonra Ayşe Efendi. Thank you.
Arkadaşlar nereye gidiyormuş? Nurettin. Aldı başımı gibi. Beğenmemişim. Şimdi bizim bu türkülerimiz var ya, türkülerimiz. Coğrafya kitabı gibi, tarih kitabı gibi, edebiyat kitabı gibi. Öyle bak. Onların o satır aralarından çok güzel bilgiler var. Mesela bu türkü kim bilir kaç sene evvel derlenmiş, bakın var mı yazıyorum. Var mı? Evet. Emine Cevher'den alınmış ama ihale eski. Diyor ki, bak bir çoğunuz belki bu büyük bölgeleri de bilmezsiniz. Birbirimize düştü. Havuzun portakali, kuvarozun limoni. Demek ki burada portakal ve limonun yetiştiğini, burada bu türküler rahatlıkla görebiliyor. Havuzun portakali, havuz nerede? Hangi köyümüzde? Merkezde mi? Peki, kuvarozun limoni. Ben gitmişim karaya, yavrum Selçuk Tümen'in orası başka bir şey ama biz oradan şunu görüyoruz, işte coğrafik olarak bizim buralarda limonun, portakalın, hatta kivinin son zamanlarda bizim doğru üretiyoruz. Hatta o mandalinanın çekirdeksizini falan burada ürettiğimizi biz türkülerden de rahatlıkla öğrenebiliriz. Türkülere sadece, evet, kim konuşuyor? Şu kız mı? Ne konuşuyor bu sonu? Bak, şey yapıyorlar, şikayet ediyorlar seni. Evet, saçma bir şey yok. Evet, olsun, konuşsunlar da, tamam. İleri geri konuşmasın. Yeter ki konuşsunlar da ileri geri. Peki, Hadozu Portakali'ye kim okuyor efendim? Safet Çapoğlu.
yeşil yapraklar haydi haydi. Ben almadım o yeri aman, aman. Ben almadım o yeri aman, aman. Alsın kara topraklar haydi haydi. Alsın kara topraklar haydi haydi. Beyefendi, sen yürü gittin, yanlış zamanda döktün. Adam okurken dökecekti. Geç kaldın be. Ama çok şey kaçırdı. Bir daha okur, duruyor mu? Ama paraya ben okuyayım. İkinci okuyuş. İkinci okuyuşlar şeydi, promosyon mu diye Fransız için okuyordu. İkinci okuyuşlar paraya. Efendim, şimdi programımızın bu bölümünde, bu istisna bölümü. Ayşe Çapoğlu, şimdi Safiye Çapoğlu okudu, kocası okudu. Bir de karısı okudu. Bakalım ikisinin arasındaki farkı fark edebilecek. Safiye diyor ki, gözlüğüyle çıkardığın zaman tam bir Amerikan artistlerine benziyor. Valla benzemiyor. Bak John Wayne falan filan. Çıkar hocam gözlüğü. Bak şuraya bak. John Wayne ya. Bütün şey diyor. Verin altına bir at. Kafaya bir photoshopla. İki de silah. Size Western türünde. Kaç tane film çevirdim? Var ya, az değil. Hemen Ayşe Çapoğlu, onun sevgili eşleri. Zaten oğulları da şey daha vardı Amerika'da. Belki ondan mı öldürsün, sen onlara benziyorsun. O da çok iyi, bağlama çalan. Bir sesi de çok güzel. Hakikaten bazen paylaşıyor güzel şeyler. Evet, bilim adamları. Evet. Yani çok iyi bir çocuk bir dönem ortaya koymuşlar. Epey çalışmışlar. Ama çocuk bilim adamı oldu ama mükemmel de bağlama çalışmış söyleyebiliriz. Evet Aysel. Ağsa dereleri aksa yıkalarsa, vermem seni evlere, Konya üstüne kalksa diyecek. Ağsa
temsilcilerimiz Pazar Belediyesi Sosyal Tesislerindeyiz. Lise Pazar Belediyesi Sosyal Tesislerinde Lise ve Karadeniz Kültür Sanat Derneği tarafından hazırlanmış programı dinliyoruz. Lise ve Karadeniz Kültür ve Sanat Derneği tarafından hazırlanan programı izliyoruz. Cem Yılmaz'ı çok seviyorum. Hakikaten güzel sosyal konular anlatırsın ama orada Karadeniz Türkleri'yle biraz şey gibi eleştirir gibi veya da dalga geçer gibi bir yorum yapmış. İnsanlar gülsün diye yapmışlar. Tamam da günümüzdeki her şeyden bir güzel anlamla çıkarmak lazım. Yani gülerken güzel bir fikir de verirsin. Mesela Masetoloza fıkraları, Bektaşi fıkraları öyledir. Güldürürsünüz ama orada çok da güzel bir bilinç vardır. Onu da verirsiniz. Şimdi burada şöyle güzel bir şey var. Bir edebi bir anlatım var. Diyor ki bu aşkla alakalı. Öyle derin bir aşk ki lan diyor Asa dereleri yukarı dahi aksa diyor. Öyle bir şey olsa diyor seni vermem. Yani ağzına kuş tutsam falan filan derler ya. Aynen onun başka bir yorumudur aslında. Bunda burada böyle bir edebi halkımızın edebi bir yaklaşımı var. Bir benzetmesi var. Yani o şeyin sevdiğinin aşkın derinliğini ifade etme noktasında olmayacak bir şeyden söz eder. Derenin yukarı akması. O dere de ancak yukarı doğru alabalık. Bacanak bacanağı dere yukarı akıttırmış. Bacanak bacanağı dere yukarı akıttırmış. Orada böyle bir şey de var. Evet. O bakımdan yani orada Cem Yılmaz bir espri yapmaya çalışmış ama işin bu tarafında kaçırmış olsa gerek. Şunu söylemek istiyorum. Bizim halkımız çok derin fikirli. Bir şey söylemişse doğru söylemiş. Atasözlerimiz herkese öyle. O bakımdan onların dediklerinden şaşmayın. Programlara da genç kalmayın. Genç kalın ama genç kalmayın. Çok güzel. Pekala. Ben şimdi güzel bir türkümüz daha var. Birlikte söyleyelim. Çay elinden öteye gidelim yalayalım. Sırtındaki sakatın ben olayım abi. Burada da yine bir sevgi var. Değil mi? Yani, evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Kontamine not koymuş, diyor ki ya şu arkadaş kimse diyor gelsin arabasını çeksin. Ben burada mahsur kaldım diyor. 53 ABN yani abone. Bu 53 yani Rize'ye abone olan bir arkadaş. 53 ABN 744. Hanginizin aracı? Yok mu burada? Burada yok. Başımızın çaresine bakabiliriz. Ne mesajlar gönderdi görüyorsun. Bizi yakinen takip edenler. Ne mesaj yok. Evet. Siz okudunuz. Var mı bu mesaj? Evet öyle bir mesaj. Masaj bir şey, masaj vermek için. Evet. Bir masaja da ihtiyacımız var. Evet. Bir mesaj var mı? Burada. Kim çıkardı? Bizim çıkma, ben programın bitmeni az kaldı zaten. Otur. Oldu dinlesin traktör. Bizim orada traktör motor derler. Efendim şimdi derneğimizin değerli başkanı Elmas Kutlu geliyor. Efendim diyecek ki oy dağlarım dağlarım şimdi oturur ağlarım. Böyle bir şey var mı? Biz ağlamayız gideriz yani inşallah. Yarın saat 19'da Rize'de
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin hangi kampüste? Recep Anadolu Yerleşmesi. Zihnilerin yerleşkesinde hepinizi bekliyoruz. Dediğim gibi ta Artvin'den şeye kadar, Samsun'a kadar olan bölgede, efendim, oraya kadar bölgede bütün o illerde Türkler okuyacağız. Denizi görmemiş Karadeniz'den de okuyacağız. Tokat'tan şu an. Amasya'dan Tokat'tan. Gazeteci basıyoruz. Sarkalardan güzel fotoğraf çıksın diye. Öyle elime geldim de. Ben de gazeteci buluyorum onları. Evet, onlara iyi fotoğraflar vermek lazım. Evet şimdi. Evet. Yaşar Eskivar. Deniz yok. En yaşarımız bu. Nadimler Eskivar. Var mı? Burada, yarısı burada. O yenisi boyu, yengesi bir şey. Yengemiz olsun, canımız gözümüz, o mükemmel ya. Onunla Yaşar aşık atamaz. Hiç kimse eşiyle aşık atamaz, onu söyleyeyim. Attı mı mesela biz? Atamaz, mümkün değil. Yaşar tabii çok yetenekli bir arkadaşımız. Onun da çocukları müzisyen. Benim birader oldum. Burunlarımız çok gülmedense. Daha Allah-u Teala biraz benimkine biraz daha güzel yapmış. Benimkine biraz güzel yapmış bir şey. Ama çok değerli yaklaşım hakikaten. Yani kalbi böyle yüzü gibi tertemiz kırıklı. Yaşamı çok severiz. Hayat yaşasın. Şimdi size çok güzel bir şey okuyacağım. Onun aslında bir de şey var. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Nuhaya. Bu üçüncü yakaladı şimdi bakalım. 30-0. Torunla mı izliyorsun? Kızım onun anası vardır orada. Yorum anası da DNA'sı olarak sen gidiyorsun. Evet. Peki. Yaşar'ın güzel beslenme tehlikeli eserleri de var. Söz yazar da burada ki. Hanife Çamkerten. Bak bakın nasıl tehlikeli. Nasıl bir söz yazmış? Halife sen maşallah var diyor. Yani senden şeyden yaşanan aşağı kalmak sana. Şimdi Halife çok güzel söz yazmış. Mesele şu şey içerik itibariyle anlarsınız zaten. Güç olmuş. Bir şey biliyorum değil mi? Gazze biliyorum. Gazze bilen kaç kişi var aranızda? Tamam, ben o zaman açıklamayayım. Ben, siz anlarsınız. Onu da kendisi çalıp söylesin. Şimdi şey olsun bize. Mısır'ı kuruttum diye, Ambar'da kuruttum diye. Ulan eskiden çarık bir yerden dürsün, şimdi ha onları, o günleri kuruttum diye. Çok güzel bir şey. Hani kendi böyle yumurtadan çıkmış hani civciv yumurtayı beğenmemiş ya kavramcılar. O anlamda, güzel anlamda bir türkü. Onun seslendirsin. Ondan sonra da kendisi çalıp Gazze o eser okuyacak. Suda pişmiş bir
size Karadeniz Kültür ve Sanat Derneği tarafından hazırlanan program Pazar Belediyesi Sosyal Tesislerinde devam ediyor şu anda. Rize Pazar Belediyesi Sosyal Tesislerinden sizlere geliyoruz. Anadolu'da. Son cümleyi tekrar yapayım buraya. Şimdi bak burayı dinleyin, bu çok iyi. Diyorlar hep bu tarafı görüyorsun, bu tarafı görüyorsun. O taraf bizden değil. Şimdi 60'lı yıllarda Anadolu'nun özellikle Orta Anadolu'dan dünya kadar insan Almanya'ya iş yapıyor. Tarlası takımın motoru sorakları olanlar bile Almanya'nın sokaklarından Mart ağzına verir sanki bedava kalkıyormuş gibi. Öyle gittiler filan da. Şimdi bu tabi giden insanlar Anadolu'nun bağrından yetişmiş saf köylü çocukları ya. Tertemiz kırıklı insanlar. İçlerinde hiçbir kötülük yok. Öyle temiz insanlar. Almanlar bunlara hayran kalmışlar. Almanlar bunlara hayran kalmışlar. Bir tane Alman karı koca Hans, karısı da Helga. Demişler ki, ne demişler bu insanlar ne kadar şey, temiz, dürüst, sağlıklı. Biz de Müslüman olalım demişler. Hakikaten o kadar doğru düzgün insanlar olunca bunların dininden geliyor herhalde bu diye. Biz de Müslüman olalım demişler ve Müslüman olmuşlar. Müslüman olunca tabii onun kuralları var. İşte barış tutacaksınız, namaz kılacaksınız, kurban keseceksiniz filan. Onların hepsini de yapıyorlar. Bizim Müslümanlardan çok daha iyi yapıyorlar. Tertemiz yapıyorlar. Ramazan ayı geçmiş olsun. Evet, 3 ay sonra kurban bayramı gelmiş. Kurban kesilecek. Bunlar da ilk defa kurban kesecekler. Nasıl kesileceğini çok fazla bilmiyorlar. Bizim gibi Ulu Orta, sokak ortasında hayvanı boğazlamıyorlar. Tulumlarını giymişler güzelce. Çizmelerini de giymişler. Ondan sonra karı koca bir tane koç almışlar. Evde, banyoda o küvetin içerisinde kesecekler kurban. Ama nasıl kesildiğini çok fazla bilmiyorlar bu arada. Kadın bakıyor, adam evde bıçağı almış, besmele çekmiş. Hayvanı boğazlamış ama zapt edememiş. Hayvan çırpınıyor, çırpınırca. Ortalık hep üst baş perişan olmuş. Hep taraf kan içerisinde hayvan çırpınıyor. İnan kadın demiş ki Helga, ulan demiş sen bunu yapamadın. Yan tarafta demiş Müslümanların oturduğu bir kahve var, oradan birisini çağır, onlar kessinler falan diye. Adam da o heyecanla elinde bıçak, üst baş kanlı, o şekilde şeye giriyor, kahveye giriyor. Diyor ki, aranızda Müslüman var mı falan deyince, herkes korkuyor. Bunlar öyle deyince, bir tanesi imamı gösteriyor. Bu var, bu var diyor, imam diyor, Müslüman falan deyince, imam korkuyor. Ulan diyor, bir dakika diyor ya, şurada diyor, iki rekat namaz kıldık, hemen Müslüman mı olur diyor. Böyle bir hikaye olmuş mu? Müslüman Almanya'ya. Siz dinlememişsiniz değil mi? Bunu bilmiyoruz. Benim arkadaşlar ben zaman zaman derste buna benzer anekdotlar anlatıyor ki bunu hiç anlatmamışım. Evet, bir mesaj daha geldi. Ya o anlattığı fıkra ne kadar güzel. Bir tane de Karadeniz'den bir fıkra anlatsa. Tabii onu da anlatayım. Onu yarın anlatayım. Ama bu arada 53 HP yani CHP'nin C'sisi olanı HP 53 HP Hakkari Paris 661 şimdi 61 evet 661 siz de dışarıda bekliyorsunuz aracınız yolu kapatmış trafiği aksatmış 53 HP 661 o da burada yok hocam bundan sonra buradan aramayın. Bu gelenliği de unutamadım. Peki. Çok güzel. Peki, o bir tane çok konuşuyor ya. Hep oradan geliyor zaten. Ne geliyorsa. Neredeyiz? Ha, evet. Şimdi, sen her şeyi hatırladın mı? Tamam. Mikrofonu yanındaki arkadaşımız. Stop.
turisi. Bu ciddi var aşk ve yok ki kapısı. Aha millet işine yevare. Bu ciddi var aşk ve yok ki kapısı. Aha millet işine yevare. Özel de
Ankara Adliyesi'nde. Orada bir şube müdürü. Çok değer verdiğimiz. Kendisi Karadenizli değil, Rize'li de değil. Karadeniz'i de sayılır. Aslında biliyorsunuz Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, burası coğrafi olarak Batı Karadeniz'de yer alır. Kendileri de Kızılcahamamlı, Çamlıdere'li değil mi? Evet, o bakımdan ama daha çok Rize. Evet, aynen. Evet. Şimdi o bölümün geldiği çünkü Kamancan Mahalleli, Derdin var 550, 50 de bana verdi, bir tane memnun kaldı, onun da yeri geldi. Yani evet, hadi bakalım. Yaşarız inşallah. Onun isimler ve onun görüş ve düşüncesi doğrultusunda.
karşısında. Şimdi çok güzel bir şiir kavram geliyor diye. Celal Sahil Erozan, onun yazdığı bir şiir. Onu dinleyelim bizim derler. Değil de hocam, sana bağlı yerine. Peki,
ortaya alalım, ortaya alalım hocam. Sayın Başkan, orada mı hocam? Şu ortada durmasın. Peki, pekala. Keres Çiçek Açıyor Aykırı Dalışı'na ve ardından Gökbey Yıldız Aymisun, Kemençime Yaymisun, Mısırı Çalacak Adamlar var. Ve Islıkçı Başı var. Musluklu Başı var, Islıkçı Başı var. Orada çok var böyle. Evet. Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Çok güzel. Diyecekler 15 yıl sonra bu görevlisi.
kadar sizi bekleyecekler. Şimdi orada bir şey söyleyeyim sana. Nisan'daki yaşayacak dediniz. Yaşarını söylediniz. Bekü'yle söylediniz. Şu hanımların ismini söylediniz. Erkek sanatçılarımızın ismini söylemediniz. Farkında mısınız? Tanımak bile tanımadınız. Tuttum bir tanesi dedi ki sen Amerikalı oldun dedi. Doğru mu? Şimdi Kızılcahamanlı sanatçımız. Bu şu anda Karadenizli oldu. Farkında mısın? Acaba neden? Kızılcahamanlı Türkiye'ye tanıtan Sayın Mehmet Akıran hocamızdan dolayı Karadenizli oldu. Türkiye'ye tanıttık. Saygıya sunuyorum efendim. Hepinizi kucaklıyorum hocamla beraber. Saygıya sunuyorum hocam. Şimdi arkadaşlar sizi alalım. Arkadaşlar başka kim çağırıyoruz hocam? Fotoğraflar uyarmasını alacaktınız. Daha doğrusu gel hocam. Aralara girelim ya, aralara. Aralara girelim, aralara girelim. Aralara girelim, aralara girelim şöyle biraz. Sizler, gelin misiniz oradan ha? Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Herhangi bir şey olmaz. Evet değerli izleyicilerimiz, Pazar Belediye Sosyal Tesislerinden yapmış olduğumuz yayın burada sona erecek. Evet, röportajlar sonra sizlere ileteceğiz. Pazar Belediye Sosyal Tesisleri tarafından hazırlanmış olan Ricard tarafından organize edilen Türkü Gecesi'ni izledik. Evet, hatıra bir fotoğrafı, hatıra fotoğrafı çekecekler. Evet, bu burası çok iyi. Burası çok iyi. İsmail biraz yere alalım. İsmail abi. Başkanım. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bir programımız daha fazla olacağı sona eriyor. Yani inşallah Sayın Başkanım ilerleyen günlerde yine sizlerle birlikte oluruz. Yarın akşam hepinizi evet, bir program da burada sona erdi. Pazar Web TV olarak buraya ulaşamayan izleyicilerimize bu anıyı yaşatmak istedik. Evet, gündempazar.net sitemizden de ayrıntıları takip edebilirsiniz. Resimleri, ayrıntıları gündempazar.net'ten takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi. Eğer röportaj imkanı varsa sizlerimize ulaşacağız. Gördüğünüz gibi çıkın çıkın doluydu. Yer kalmadı. Şu an burada yer yoktu. İçeride diğer tarafta da tabii ki dışarıdan izlediler. Bunlar güzel şeyler. Evet, güzel şeyler. Sayın Başkanım çok kısa canlı yayındayız. Duygularınızı alalım. Canlı yayında çok kısa olarak. Tebrik ediyoruz. Evet, Sayın Başkanımızı dinliyoruz. Pazar'la böyle bir program her zaman bekliyorlardı. Sağ olsunlar. Ankara lider bize kültür ve sanat. Bunlar Rize günlerinde bizlere söz verdiler. Bir program yapacağız dediler ve geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kucak dolusu. Yarın akşam da Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin kültür merkezinde Rize Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde program yapılacak. Çok teşekkür ediyoruz. Bunlara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi tek tek tebrik ediyoruz. Evet, burada yapmış olduğumuz yayın sona erecek dediğimiz gibi. Evet, bu tür programlar her zaman ihtiyaç olan programlar. Emeğe geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi
ayrılan bölüm almadı. Ayrılan bölüm tıklım tıklım doldu. Balkonda ve diğer tarafta da dışarıdan dinlediler. Organizasyonu ücretsiz olarak izlediler, ücretsiz olarak takip ettiler. Tabii ki bu tür programların pazarda devam etmesi hızla diliyoruz. Bize düşen görevi de elimizden geldiği kadar yerine getiriyoruz. Evet. Sayın Veysel Başkanımız yanında canlı yayında çok kısa bir şeyler söyler misiniz? Sayın Veysel Atacan. Evet, bu akşam 19 Mayıs'ın devamı olarak Ankara'da faaliyet gösteren hemşerilerimizin oluşturmuş olduğu Karadeniz ve Rize Türkü Topluluğu Elmas Kutlu Başkan'ın katkılarıyla buraya geldi. Buna destek verdiklerinden dolayı belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal etkinlikler insanları hele hele bu çay dönemindeki yorgunluklarını atmak için de vesile oldu. Ben hem koroda etkinlik gösteren saz sanatçılarına, ses sanatçılarına teşekkür ediyorum. Katılanlara da teşekkür ediyorum. Pazarlara da saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, iş adamı Veysel Atacan'ı dinledik değerli izleyicilerimiz. Burada yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Evet, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.